Tekirdağ Spor Teknik Direktörlük için Mustafa Ülkü ile anlaştı. Tekirdağ Spor son iki sezonunu Süper Amatör Kümede Saraspor 1953 ve Çorlu Spor 1947'yi şampiyon yaparak Bal Ligi'ne çıkartan Teknik Direktör Mustafa Ülkü ile anlaştı. Disipliniyle ön plana çıkan Ülkü'nün Bal Ligi'nde de birçok tecrübesi bulunuyor. Tekirdağ Spor tesislerinde Mustafa Ülkü için imza töreni düzenlendi. İmza törenine Tekirdağ Spor Kulüp Başkanı Ekrem Daştan, yönetim kurulu üyeleri Kamil Özer, Zafer Arpacıoğlu, Uğur Tugay Karabacak, Remzi Çulhacı ve Abdullah Yalçın katıldı. Basına açık düzenlenen imza töreni sonrası konuşan yeni teknik direktör Mustafa Ülkü, Tekirdağ Spor camiasını yakından tanıdığını ifade ederek, "Bir an önce şampiyon olup üst liglere çıkmak istiyoruz. Ben, sen, o yok. Tekirdağ Spor var," dedi. Tekirdağ Spor Kulüp Başkanı Ekrem Daştan da konuşmasında, "Tekirdağ Spor'u birincilikte görmemiz lazım. Yönetim olarak taşın altına elimizi koyduk. Bu sezon güzel bir oluşumla hocamızla beraber Tekirdağ Spor'umuzu Bal Ligi'ne çıkarıp seriye devam etmek istiyoruz. Bugünden itibaren transferler başlayacak," dedi. Yeni sezonda Mustafa hocamızdan Tekirdağ Spor'un hayırlı olsun diliyoruz. İmzayı atıyoruz inşallah. Evet, size. Hepimiz için bekliyoruz hocam. Evet hocam. Hayırlı, hayırlı olsun. Çok hoş. Tekirdağ Spor'a gelen köklü bir kulüp. Trakya bölgesinin ve hatta Marmara'nın en kuvvetli kulüplerinden bir tanesi, ne söyleyeceksiniz? Bir de Galatasaray, daha önce tanıdığım bir cami, daha önce futbol oynadım. Bugün antrenör olarak geliyorum. Tekirdağ Spor'u hep beraber yönetim, taraftar, futbolcular hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Hak ettiği yer derken hak ettiği yer profesyonel lig değil bence. İnşallah Tekirdağ Spor'u daha iyi yerlerde görüşürüz. Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Evet Sayın Basın Mesutları, hoş geldiniz. Demek Mustafa Hocam'ın dediği gibi çok güzel bir şey söyledi. Bizler de aynı şeyi zaten tekrarlıyoruz. Tekirdağ Spor'un hak ettiği yerlerini getirmemiz gerekiyor dediğimiz zaman tabii ki bu Bal Ligi değil. Tekirdağ Spor'u ikinci ligde, birinci ligde, bu liglerde görmemiz lazım. Bunlarla ilgili biz yönetim olarak zaten taşın altına geçen seneden boyu maalesef evet geçen sene kötü bir sonuçla Bal Ligi'nden süper amatör görüşüyorduk takımı. Ama bu sene Allah'ın izniyle güzel bir oluşu olan hocamızın da sayesinde Tekirdağ Spor'u bu sene Bal Ligi'ne çıkarıp bu seriye devam edip hedeflerimize ulaşmak. Aklımızın ayrısı olsun diyoruz hocama. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı. Başlangıcımızı yaptık sezonla ilgili. Bugünden itibaren transferlere de başlanacak. Bununla ilgili transfer komitesindeki arkadaşlarım şu anda çalışıyor. Şu anda transfer komitesi çalışmaları yapıyorlar. Önceliğimiz hocamın da dediği gibi konuştuk kendisiyle bizzat. Biraz da altyapıdan şu anda Tekirdağ'da ki altyapıdaki gençlerimize de şans vereceğiz. Bunlarla ilgili rakam vermemek çok doğru olmayabilir ama 5-6 tane altyapıda şu anda ciddi alt takımda oynayabilecek genç kardeşlerimiz var. Bunlarla ilgili de ve diğer transferlerle ilgili çalışmalar başladı. En kısa zamanda bunlar basınında paylaşılacak. Bir teşekkür ederim. Hocamın kariyeri Şampiyonlar Adolu Tekirdağ Spor'a göre başlıyor. Hedef nasıl olacak? Ben nasıl bu kanalda çalışacak? Şimdi hocam size soru hocama geldi herhalde. Şimdi dedim şampiyon daha önce Çorlu'da Saray'da yaptım. Ama burada daha etkili bir şekilde yapmıştım. Netice burası Tekirdağ Spor. Bir ilk takım. Biz ilk takımına yakışan bir şekilde inşallah bu sene. Bir an önce şampiyon olmak istiyoruz. Allah'ın izniyle olacağız. Şu an şöyle bir parola söylüyorum. Ben, sen, o yok. Yani Tekirdağ Spor var artık. İnşallah da öyle olacak. Evet hocam. Geldim. Yapılamayız. Sorusu olan. İmza töreni fotoğraf çekimleriyle sona erdi. Sağdan sıklaştıralım.